Geldim, geldim. Oo. Kırmızı halıdakiler halt etmiş yanında. Bu ne güzellik ya. Çok güzelsin. Çok abartı oldu değil mi? Ben bunu çıkaracağım. Ya saçmalama kızım ya. Şu güzelliğe yazık. Günah. Yanımda tek şık bu elbise vardı. Kokteyl falan olur diye almıştım ama bu... Ya Emir'le buluşmak için fazla oldu bence. Hayır hayır olmamış. Gayet güzel. Kim bilir o ne giydi. adam günlük hayatında bile damat gibi giyiniyor. Yok yok böyle olmaz, çıkaracağım. Aa, hayır hayır dur. Çıkaracağım, çıkaracağım, çıkaracağım. Aa, hayır hayır, aa, bozma. Hayır. Efsoş. Ne? Siz artık iş arkadaşı değilsiniz Erik'le. Ya anlasana. Adamın temel prensibi neydi? Hı? İş arkadaşlarıyla sevgililik yok. Yani engel ortadan kalktı. Siz bugün, bu akşam baş başa, göz göze, dudak dudağa. Binnur, Binnur. Ay ben de tam bunu düşünüyordum değil mi? Otelin restoranında yarım saat buluşup dağılacağız, bu kadar. Ha, kim? Kim? Emir. Ne diyor? Kalabalıkta buluşmayalım. Sahilde bildiğim çok iyi bir restoran var. Orada yer ayırttım. Aa, bravissimo. Süper, süper. Kavga çıkarırım diye korkuyor herhalde. Rezil olmasın diye ücra yerlerde buluşmak istedi. Bak görüyor musun? Neyse, tamam. Hazır mıyım? Bitti. Hı, güzel, çok güzel. Çok abartılı oldu. Hayır, rujumu sileyim, rujumu sileyim. Hayır, hayır, hayır. Abartma, tamam. Gitmeci çok aşağı atma. Güzel. Güzel. İnşallah. Bu nasıl bir güzellik? Çok güzelsin. Sağ ol. Sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorum? Mesela neden seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ve estetik cerrah olduğunu neden saklıyorsun? Durumlar biraz karışık Ali. Sonra konuşsak. Olmaz. Çünkü yalanı dolanı sevmiyorum biliyorsun. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Ya da soran olursa ben doğruyu söyleyeyim. Seçim senin. Yiyelim. Yiyelim, tamam, yiyelim. Sen neden bu kadar gerginsin? Ben mi? Gergin falan değilim, hayır. Yok yok. Ali nasılsın? Ayrılışımız birazcık tatsız olmuştu. O zamandan beri. Geçti gitti. Sonrasında sana hak verdim biliyor musun? Yani beni terk etmekte haklıydın. Çünkü hep kariyerim ön planlıydı ve seni çok fazla ihmal ettim. Sorun tam olarak bu değildi ama neyse. Geçmiş gitmiş artık. Bir sorun kalmadı. Arkadaşız biz artık. Efsun ne oluyor? Yani sen neden böyle garip davranıyorsun? Neden ben seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ali ben cerrahlığı bıraktım. Dermatoloji okudum. Buradaki hiç kimse benim cerrah olduğumu bilmiyor. Neden? Boş ver. Sırlarla dolu Efsun. Unutmuşum. Peki ben neden senin eski sevgilin olduğunu saklıyorum? Şimdi sen tanınmış bir doktorsun. Yıllardır Amerika'da olduğunu herkes biliyor. Beni de Gaziantep'te... Anladım. Anlamadım ama anladım. Lütfen kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Hekim! Hekim bak bak bak, dik dik bakıyor. Bakma, bak, öyle dediysem de hemen bakma, bakma öyle, bakma. Bak diyorlar ki bu adamın yanında bu kızın ne işi var diyorlar. Görüyor musun? O frezilo, bakma, bak, bakmıyorsun değil mi? Bakma, sakın bakma. Efsun, bir patron olarak ekibinden biraz fazla korkmuyor musun? Bu Emir, aranız iyi değil galiba. Bir şey yok, bir şey yok. Boş ver. Önemli bir şey yok yani. Ben seni gördüğüme çok sevindim Ali, gerçekten. Yani bir daha gelirsen, İstanbul'a yolun düşerse ara, bir kahve içelim. Hatta Antep'e beklerim. Atlar var, eşekler var. Takılırız. Olur. Gelirim tabii.
Bence iş görüşmesi. Emir'i kıskandırmak için şimdi Emir Ali'yi kıskanır. Çok iyi bir cerrah onunla. Ama yani gereksiz. Ben varken ne gerek var değil mi? Belki de bize gözdağı veriyor. Olabilir. Siz giderseniz gidin, ben yeni ekip kuracağım diye olabilir. Emir'in boşluğunu Ali ile dolduracağım diye de olabilir. Ama akıllı kadın biliyor musun? Benim ilgimi çekti. İş görüşmesi değil bu. Bence bunlar kurulaşıyorlar. Net. İş görüşmesi. Ben de bir kurulaşma görüyorum. Yani sanki iş görüşmesi değil de ilişki görüşmesi gibi bir hal görüyorum. Böyle mi oluyor ilişki görüşmesi? Ama belki de yanlış yorumluyor olabilirim. Yani belki de sadece business'tır. Olabilir mi? Olamaz. Sırrımı sakladığın için çok sağ ol. Geçmişi çözmen de beni çok rahatlattı. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Arkadaşız biz. Unuttuk gitti. O zaman benim bir sözüm vardı. Ben ona gideyim. İyi geceler. En son hatırladığımda seni defalarca aradım ama açmadın. Tamam tamam. O konuyu kapattık. Ama bu gece benimlesin. Sana yaptığım o minik iyilik karşılığında bu gece yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Hiçbir yere kaçmak yok, tamam? Tamam. Aa, Emir geliyor. Emir. Emir. Gel ya buraya. Gel şuraya otur. Arkadaşlar. Hoş ne geldin. Yapıyorsunuz? Tamam biliyorum, merak ettiniz. Ben de o yüzden uğradım. Birkaç gün her şey netleşecek. Zaten uzun uzun konuşuruz. Aa. Ay şuradaki Efsun değil mi? Ali Bıçakçı. Aa, söyleme. Efsun burada gel. Dencim. Bıçakçı. Ay hocanın gözleri küçücüktü. Bana bakarken böyle kısardı, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Adamı canından bezdirmiştin. Ya ne günlermiş. Unutmuşum ben. Gerçekten unutmuşum. Stanford sonrası hastane, Amerika. Çok garip. Özlemiyor musun? Yok. Özlemiyorum. Buna inanmamı bekleyemezsin. Ya sen o üniversiteden mezun olmuş en başarılı cerrahlardan bir tanesiydin. Başarılıydın, hırslıydın, yetenekliydin. Ya bütün herkes sana gıpta ederdi. Yani ne oldu da bıraktın? Ali ben bunları konuşmak istemiyorum. Unutmaya çalışıyorum. Lütfen. Tamam. O zaman... İyi akşamlar. Oo Emir Bey. biz de Ali Bey'le sohbet ediyorduk biraz. Öyle mi? Ne hakkında? Bir estetik cerrah olarak deneyimlerimi merak etmiş de Efsun Hanım. Ben de kendisine onları anlatıyordum. Sağ olsun. Yardımsever. Aslında... Etrafında birçok estetik cerrah var ama farklı bir bakış açısı deneyimlemek istedi herhalde. Olabilir. Oturmaz mısınız diyeceğim ama. Teşekkür ederim. Benim bir yemek randevum vardı da ona gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Afiyet olsun. İyi akşamlar size de. Birazınız var mıydı efendim? Teşekkür ederim, sağ ol. Özür dilerim.
önemli değil. Çok ısrar etti. Ali Bıçakçı, kıramadım. Ben kıramadım Emir. Evet, fark ettim. Israrcı biri kendisi. İstediğini alana kadar durmayanlardı. Tamam Emir, şimdi Ali Bıçakçı'dan konuşmayalım. Yemekler nasıldı? Şahane. Ama mutfak kapandı. Mutfak kapanmış olsa da sen karizmanla bana bir şeyler ısmarlarsın diye düşünüyorum. Hallederim. Yeter ki sen iste. Bakar mısın? İngilizler buna karizma diyor. Ne yaptın Emir? Anlaştın mı bir hastaneyle? Henüz anlaşmadım. Benim yüzümden. Benim yüzümden istifa ettin değil mi? Efsun, sana defalarca söyledim. Senin yüzünden değil. Emir, ben de sana defalarca söyledim. Benim o klinikte gözüm yok. Ben gideceğim. Orası sana kalacak. Bak, benim derdim seninle değil. Benim derdim babamla. Sen olmasan da oraya başka bir ortak getireceklerdi zaten. Biliyorum bunu. Benim gibi bir baş belası da tuzu biberi oldu değil mi? Armağan Hanım, size daha önce de söyledim. Rekabeti de, mücadeleyi de severim. Ha, Ali Bıçakçı'nın derdi neymiş senin? Bir derdi falan yok. Şu an bizim bir derdimiz var. Şimdi sen klinikten ayrılırsan... Yanlış anlama yani. Ne hakkında konuşmak istemiş mesela? Kim? Ali Bıçakçı ne konuşmak istemiş seninle? Ya öyle havadan sudan işte, bir şey yok. Şimdi havadan sudan. Başka bir şey yok yani. Emir, neden bu kadar taktın Ali Bıçakçı'ya? Biz şu an çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Biz havadan sudan ertelenen bir sebepten dolayı geç yapıyoruz ya bu konuşmayı. Sen kıskanıyorsun. Kim? Sen. Sen Ali Bıçakçı'yı kıskanıyorsun. Senden daha gözde bir cerrah. Benden daha ne? Senden daha gözde bir cerrah. Adamın teknikleri sempozyumlarda konuşuluyor. Ameliyatları canlı izleniyor. Evet. Bak, bir kelime daha edersen. Tamam. Tamam, sustum. Hayır, hayır, biz seninle neden anlaşamıyoruz? Doğru düzgün niye konuşamıyoruz? Anlaşamıyor, anlaşamayız. Neden anlaşamıyoruz? Çünkü Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı. Ama sen bak, hala Ali Bıçakçı sen diyorsun. Sen açıyorsun. Sen dedin. Ne zaman söyledim? Benim ağzımdan Ali Bıçakçı çıktı mı? Sen beni bara çağırıyorsun, bir bakıyorum Ali Bıçakçı orada. Tamam, ben özür dilerim. Yapıyorsun. Ben özür diledim, özür dilemek erdemliktir. Benim adım Emir bir kere. Ne alakası, kelime şakası yapıyorsun bana. Efsun, böyle değil. Sen yani... Bıçakçı, Ali Bıçakçı. Yeni olayımız da bu. Ya ben çıkarmadım. Sen olayı çıkarıyorsun. Ben tanımam etmem adamı yani. Benim ismim Emir. Ya
Hadi kalk. Nereye kalkıyorum? Kalk kalk. Tedbirli mekan yapıyoruz. Kalk. Ya bir de böyle laflar ediyorsun kalk, yani. Kalk kalk kalk. Ama bak laflara bak. Kalk hadi. Kalk, ne Emir. Yine ne oluyor? Emir kalk. Ya beni ne, hangi sürpriz bekliyor beni şu an? Görürsün kalk. Kalk çok büyük bir şey yok. Beklenti yükseltme kalk. Rahat yok ya. Al ceketini de. Üşürsün sen. Hanım evladısın sen. Gel. Şaka. Şaka yaptım. Ben üşürüm diye dedim. Hadi gel. Ne? Oh. Gel. Sana tatil zevki yaşatıyorum bak. Bitmedi günümüz, bitmedi. Gel. Ay su sıcacık. Emir koş. Ha? Ortaklığımız bitti. Kurtulduk birbirimizden. Boşuna bu inat, bu hırs. Ben 3 ay sonra yokum ya. Dilimde tüy bitti bunu söylemekten artık. Benim için fark etmez. Ben zaten ayrıldım. Sen ne yapıyorsan yap. Sen bilirsin. Emir. Sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Geçen gün Kaya Bey'le ilgili konuştuğumuzda sen o benim babam değil demiştin. Ne demek istedin orada? Çözülmesi zor. Geçmişe dayalı bir problemimiz var diyeyim. İkimizin arasında. Haddimi aştım. Özür dilerim. Kusura bakma. Hani sen diyorsun ya, anne sevgisi nedir bilmeden büyüdüm diye. İşte ben de baba sevgisi nedir bilmeden büyüdüm. Hiçbir fikrim yok. Kusura bakma. Yani bu sayede senin bu zengin ve patronun şımarık oğlu tezini çürütmüş oldum. Kusura bakma. Yarını deşmek istememiştim. Özür dilerim. Ama teşekkür ederim. Bu bilgiyi benimle paylaştığın için. Çok değişik bir enerjim var biliyor musun? Sanki insanın ruhunu delip içinden geçenleri okuyorsun. Keşke içinden geçenleri okuyabilsem. Aklımdan neler geçiyor bir bilsem. Belki de kitabı yanlış yerden açıyorsundur. Ya işte. Bir şeyi de becerebilsem ya. Bir şeyi de becerebilsem. Ay hadi kalk gidelim. Garsonlar evlerine gitsinler. Bizi bekliyorlar. Hadi kalk. Hadi hadi kalk kalk. Hadi kalk. Kurur kurur bir şey olmaz. Onu sen takıldın şimdi. Ben seni biliyorum. Pimpirikli. Yetiştiremedim. Neyse. Gel buraya.
Ha, yine bir ceket vakasıma. Hı? Ha, ceket ya. Demişken benim bir tişörtüm vardı kahve döktüğün, onu unuttuğumu zannetme sakın. Ben onu toz bezi yaptım ya, evde yerleri siliyorum. Tabii çok kullanışlı, harika, bir tur veririm. En sevdiğim tişörtümdü o. Ben de çok seviyorum, en sevdiğim toz bezim. Basic'ti ama en sevdiğim tişörtümdü. Güzel bir geceydi. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burası benim odam. Emir Bey. Efsun Hanım. Bu işin peşini bırakmayacağım, biliyorsunuz değil mi? Hangi işin? Senin kliniğe geri getirme işini. Sen beni klinikten atmaya çalışmıyor muydun? Tamam işte. Sorun da bu ya. Benim seni atmam lazım. Benim seni göndermem lazım. O yüzden sen kendi kendine istifa edemezsin. Patronluk buna gerektirir. Yakışır patronuma. Kahve yapayım mı sana, ister misin? Olur, olur. Hadi o zaman. Hadi. Efsun. Efsun Hanım. Ali Bey, merhaba, merhaba Ali Bey. Merhaba. Ali Bey. Emir Bey. Ha şey, Kaya Bey sağ olsun odama göndermiş de. Biz Emir'le beraber... Biz de tam iyi geceler diliyorduk. Ben sizi tutmayayım. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Ali, Ali senin bu saatte ne işin var benim odamda ha? Ne işin var ya? İnsandan görüp ne diyeceğiz şimdi? Ya beni ne kadar zor duruma düşürüyorsun, farkında mısın? Efsun, son gecemiz, içeri sohbet ederiz. Yok yok yok, içmeyiz, sohbet falan etmeyiz. Benim yarın uçağım var, ben erken yatacağım. İyi geceler. Hatta sana da iyi yolculuklar. Amerika'ya benden selamlar. Hadi, hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.